Merhaba arkadaşlar, Sürüngen'de Usturu kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün yepyeni bir bölümle karşınızdayım sizin. Karşınızdayım sizin mi? Yani düşük oldu cümle galiba biraz ama idare edin ya. Hastalığım hala geçmedi. Seslerimden de az çok anlaşılıyordur muhtemelen. Ama yani şu şişekler gelmişken, yani şurada hatta paket var. Gelmişken dedim hadi bir vlog başlayayım dedim. Sonunu ne zaman getiririm, nasıl getiririm bilmiyorum. Ama en azından başlayalım. Sadece belki güncel durumları da anlatabilirim bu vlogda size. Çünkü biraz değişiklikler, gelişmeler oluyor yavaş yavaş. Nereden başlayalım? Öncelikle şuradan başlayabiliriz. Aylardır bizde duran Pablo'muz artık yok. Onu organa geri yolladım dün. Akvaryumu boşaltacağım artık. Şu an boş olarak dönüyor. Akvaryum boşaltıp buna bir lepistes tanki gibi bir şey kuracağız muhtemelen. Bakalım bir aksilik olmazsa yakın zamanda bunu kuracağım. Zaten soğutucu falan da çalıştırdım. Artık soğutucuyu iptal ettim. Havalar da soğudu. Klimayı da hatta şöyle kapattım artık sonunda. Yazın bıktım ya, o neydi öde bitmiyordu faturalar. Şöyle Art of Leaf'in tankı yine devam ediyor aynı şekilde, stabil. Yani sadece şu an tuzlu ölçüyorum. Hatta bir test yaparım ona birkaç gün sonra. Belki videonun içine koyar mıyım bilmiyorum. Duruma göre bakarız bakalım. Ama şu an stabil. Bakalım, onlara da yeni balıklar gelmiş bu arada. Dün hikayede gördüm. Hemen atladım, birkaç tane ayırtacağım. Güzel türlerden buraya artık ekleme yapacağız. Bunun üstüne sineklik yine bitkisi sağ olsun o bana yapacak. Mehmet'le birlikte. Güzel bir çalışma yaptılar. Buradan bir sineği de geçtikten sonra muhtemelen haftaya balıklar gelir. Atlamadan, zıplamadan, kaçmadan. Umarım güzel bir şekilde tankı götürmeye başlarız. Biraz mercan falan da lazım içine. Bakalım mercanları da alır mıyım bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız, bir paket yapacağız bakalım Serta'yla birlikte. Ortalama bir şeyler yapacağız bakalım. Bu arada yine geçen gün şu teraryumda Instagram'dan hikayeden takip edenler güncel olarak durumu anlayabiliyor, görebiliyor ama şu teraryumda bir şey çıktı. Mantar çıktı. Şu anda zaten ekranda görüyorsunuz. Sadece bir gün tanka bakmamıştım ve ertesi gün bu şekilde tankta mantarı gördüm. Zaten ilk halinden son haline gelene kadar size video olarak da paylaşırım. Şu an ekranda görüyorsunuz muhtemelen timelapse olarak. Yani bir günde zaten bu hale gelip ondan sonra çöküp kalıyorlar. Tabii şurada mantarlarda iki tane vardı. Bir tanesi de şu an çökmüştü daha önceden. Bunların misal çıkartmayı deneyeceğim bakalım. Bilmiyorum onu becerebilir miyim? Biraz araştırdım. Biraz uzun bir konu. Biraz zor bir konu ama. Bir de şu kadarcık mantarlı olur mu? Onu da bilmiyorum. O konuyu biraz araştıracağım. Eğer misal çıkartmaya başlayabilirsem küçük küçük şu kapalı sistemlere mesela mantar teraryumları, kinokoryumlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında yine karideslerim zaten bayağı iyi. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Karidine karides tankı biliyorsunuz burada değildi. Ve o bir süredir bakımsız kaldı. Bakımsız kalınca içindeki canlıların çoğu maalesef ölmüş. Şimdi işte şuna muhtemelen basit bir kurum yapacağım. 8-10 tane karides var. Bunun içine o karidesleri atacağım. O videonun içinde gösterir miyim bilmiyorum ama ayrı video olarak gelecek yakın zamanda. Oradan izleyebilirsiniz en kötü. Posalarımız aynı. Yani büyüyorlar, çoğalıyorlar. Doğum yapıyorlar, yavrular var işte. Yani yiyorlar, içiyorlar, sıçıyorlar bu durumda. Tabii klimayı kapattığım için artık şöyle soğuk su takviyesi yapıyorum. Veya şu buz takviyesi yapıyorum tanka. Güne bir tane koydum zaten yetiyor genellikle bu. Bu da bayağı büyüdü. Cinsiyeti ne çıkacak bilmiyorum ama şu an için erkek gibi duruyor. Bakalım ilerleyen zamanda göreceğiz. Zaten üretimle ilgili bir düşünce olmadığı için cinsiyeti de çok da önemli değil. Bu arada bitkileri artık bioaktif teraryumlar kurmak için aldım. Hatta bir tane egotel de buldum bir arkadaştan. Biraz dışı böyle yağlanmış, değişik bir şey olmuş ama ona bir cila çekeceğiz. Pasta cilayla düzeliyormuş sanırım o durum. Erdem abiye sormuştum. Ona bir pasta cila çekeceğiz. Ondan sonra bir kısmını ona kuracağım. Bir tane 45-45-30 egzoterya kıracağım muhtemelen. Ama şuraya dediğim gibi önce bir raf gelmesi lazım bunun için. Ya da ben kuracağım. Şimdilik yerde merde bir yerde durur. Raf gelince de üzerine koyarız. Artık bu videonun sonunda ilerleyen zamanında şuradaki egzoteryayı da alıp aşağıya indireceğim. Şunlardan bir tanesine. Ve oraya da artık ya şunu alacağım ya da içeride kalan aksan akvaryum var. Onu alacağım. Yani onu alırsam Dutch stil bir kurum olacak buraya. Bunu alırsam da buradan böyle dışarı doğru taşan bir kurum olacak. Üstünde karasal bitkiler olacak falan böyle. Öyle bir kurum düşündüm. Hangisi ağır basıyor bilmiyorum yani şu an. Ya bunu buraya alıp da dışı da şuraya dolap geldiğinde mi yaparım bilmiyorum. Ona bir şekilde bir plan yapacağız bakalım. Şu 20'liği de artıracağım. Ona da bir karasal. Can Atakan'da şey buldum. Karasal bir tane mos buldum. O tükenmeden onu alayım. 3-5 tane alacağım onlardan. Onları kullanacağım bunda da. Ya da bilmiyorum dry start başlangıç yapabilirim belki. Neyse yine de şu bir kutuyu açalım. Sonra bir de geçen videoda söylemiştim hani Ankara canlı yemden canlı yemler geldi. Onlarda da bir olmadı ufak bir besleme yaparız. Böyle de kapatabiliriz bu video olmadı. Zaten size bugün şu işte Aksorot'un tankının videosunu bitireceğim. Onun için kaç işim daha var şu an. Onları halletmiş olurum hem. Belki videonun içinde de farklı şeyler yine eklemişimdir bilmiyorum artık. Onu sonrasında göreceğiz. Öncelikle gelin şu kutuları bir açalım. Neyse kalsın ya. Bunları şöyle biraz kenara alalım. Yalnız pakete güzel yazmışlar ha. Dikkat kırılır, canlı çiçek vardır, hemen teslim ediniz. Gerçi 4 günde geldi. Pek tınlamamış kalbiler ama ya da belki şey de olmuş olabilir. Hani bunda bak. Kaldırıp atıyor. Canınızı yiyin. Bak görüyor musunuz? Erken teslim edin yazıyor. Buna iplenik yapalım. Özellikle geç teslim edelim falan demiş de olabilirler. O yüzden bilmiyorum işe yaradı mı yaramadı mı.
Bu arada kargo ile bitki alma fikri biraz size yabancı gelebilir ama ben bir süredir alıyorum. Bir kısmını yerel bitkicilerden de aldım oldu ama çoğunu kargo ile aldım. Bir şöyle bir sıkıntı olmuş. Yani mesela saksı falan biraz yamulmuş ama saksı falan çok sorun olmadığı için zaten. Saksıları genelde değiştiriyorsunuz. Çünkü genelde hani küçük saksılarda olduğu için daha büyük saksıyı aldığınızdan çok bir sorun olmuyor. Onun dışında bu firmadan yani özen çiçekçilikten daha önce de fazlasıyla alışveriş yaptım yani. O yüzden rahat rahat alabiliyorum. Şöyle mesela görmüş olduğunuz gibi bundan hani kolay kolay bir sıkıntı çıkma şansı yok bitkilerde. Yani tek tek bitkileri güzel güzel sarıyorlar ve yolluyorlar size. Zaten ben bunları N11'den aldım çoğunu. N11 linklerini bulabildiklerimi eklerim listeyi aşağıya. Oradan paylaş kazanla alabilirsiniz. Yani benim verdiğim linklerden alırsanız bir miktar bana da sanırım kupon geliyor N11'den. O şekilde linkleri eklerim ben. Birazcık yapalım influencer'lıkta yani artık. Olmuyor böyle. Bedava bedava nereye kadar? Hakikaten güzel paketmişler ama ya. Yani şu diğerlerini aldığım paketler çok çok iyi değildi. Zaten telefon çalıyor bir saniye. Efendim aşkım. İyiyim, video çekiyordum. Ne oldu? 9 Ekim'de uzun kolusu yok ya onun. Tamam al. Bu mu? Çok büyük sorunlar. Kırmızı çok kötü duruyor ya. Bence de. O zaman... Beyaz bence güzel sanki. Tabii de şey diyeceğim ya. Her şey çok pahalı da nasıl bir şey alsam ben... Al. Bak gördünüz yani. Oradan siz linkten alacaksınız ki ben bugünkü alışverişi belki çıkartırım anca yani. Habire alıyoruz yani. Al. Bir tişört olmuş 300 lira. Neyse konumuz değil. Şöyle atalım. Bu arada buradan bayağı bitki aldım ya. Bir 300-400 liralık almıştım sanırım toplamda. Ama bu beklediğimden küçük çıktı mesela. Ama zaten bana küçük olması daha çok içime geliyor şu an. Mini teraryumlarda koyup kendilerinin büyümesini gözlemlemek daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden güzel. Şimdi ben birazdan size tamamen de gösteririm. Şu an pek görünmüyor oradan muhtemelen. Hele şunun renkleri bittim ya, bu nedir? Bu arada birkaç tane sukrant aldım. Şu aldığım sukrantlardan bir tanesi mesela. Ya şunu göstereceğim ya, dayanamayacağım. Yani rengi gerçekten efsane. Yani göründüğünden muhtemelen daha da pembe olabilir. Evet hadi geçelim yerimize. Evet bu da bitti. Bitmiyordu. Bu nasıl bir şeymiş ya, bunu aldığımı hatırlamıyorum ama. Şöyle bir tane uzun da çıktı. Şurada bir yine sukrant türüydü. Renkler bunun da efsane ya. Pembeler. Bu arada kargo 4 günde falan geldi ama ona rağmen hepsi sağlam gözüküyor. Bu neydi? Tam bunu unutmuşum bile galiba ya. Sanırım. Evet. Şimdi ben bunları hızlıca açayım. Bu kısmı izlemenize gerek yok bence. Çünkü sadece jelatinlerini açacağım. Hızlıca açayım. Ondan sonra bunları göstereyim size tek tek. Olur mu? Olur. Bence olur. Tabii videoyu da kapatayım yani. Boşuna kaydetmesin yani. Bunlar hep megabyte. A few moments later. Evet, bitkilerimiz bunlar arkadaşlar. Ben zaten aşağıya link ekleyeceğim. Oradan sadece hani isimlerine bakmak için de renkleri tıklayıp isimlerini görebilirsiniz. Şimdi tek tek videoyu almak istemedim. Zaten herhangi bir kurum yaptığımda orada bilgilerini paylaşırım illaki. Ama güzel türler aldım diye düşünüyorum. Daha da biraz daha alabilirim bitki bakalım, bilmiyorum bu ara. Şunları önce biraz bir nemlendireceğim şu an. Nemlendireceğim, bir gün kalsınlar. Ondan sonra bakalım bir yerlere koyabiliriz. Ya da bir şeyler yapabiliriz bunlarla ilgili. Mesela şurada Ficus Benjamin var. Şurada işte aşk merdiveni var. Cüce aşk merdiveni gibi bir şey bu, biraz daha farklı modeli. Şurada dağ palmiyesi var. Şurada yine fiton yarar var. Yani fiton yarardan teraryuma çok fazla yakışıyor. Şurada yine bir değişik bir farklı bir tür var. Şurada daha önce kullandığım sarmaşık türünden biraz var. Yine beyaz bir fitonya. Biraz daha yaprakları değişik olan bir fitonya türü yine. Bunun kökleri gövdesi çok değişik, mor renkte. Hatta şu an tam formunda değil bence. Daha da güzel formlar alacak bunlar. Yani bitkilerimiz bu şekildeydi. Paketi açmış olduk en azından. Şöyle göstereyim size de. Evet şimdi gelin isterseniz sürüngenleri besleyelim. Ondan sonrasında duruma göre bakarız yine. Evet, ani bir karar değişikliğiyle bunu karides ankara olarak kurmaya karar verdim. Yani bugün kuracağım. 3-4 gün sonra muhtemelen karidesi içine koyarım. Ama sürüngenleri artık bir sonraki günde falan besleriz. Şimdi ihtiyacımız olan malzemeler. Bunda ben betanın bir tankını kullanacağım. 20-20-30 muydu bu? Yani 20-20-30 gibi bir tanktı sanırım bu. Betanın tankı. Arkada da bitki setinin bir standı var. Yine üstünde de bir tane mıknatıslı armatür var. Bunu Mehmet Emin yapmıştı. Bitki seti için üretiyor. Bunları yine bitki setine ulaşıp alabiliyorsunuz eğer isterseniz. Onun dışında şöyle bir matkap gerekti bana. Matkap niye gerekti onu şöyle göstereyim.
Şöyle taşı ben biraz, yani biraz farklı bir şey yapmak istedim. Çok farklı değil, çok yaratıcı da değil ama 5 dakikada bu kadar oldu diyelim. Şöyle dik bir tasarım yaptım. Bu tasarımın, yani Dragonstone kullandım bunda. Sebebi içine çok fazla delik olduğu için Buce veya Moss gibi bitkiler yerleştirebileceğim. Zeminine de yerleştiririm belki biraz. Ama onu muhtemelen bir sonraki videoda yerleştiririm. Onun dışında bize ne gerekliydi? Bir Japon gerekti işte. Dragonstone'lar gerekti biraz. Onlardan çekip baktım. O kısmını çekemedim. Çünkü ani girişti dediğim gibi. Şöyle bir karides toprağımız var Neon'un. Bir de şöyle şelale filtre ya da küçük bir filtremiz var. Bu ikisinden birini kullanacağız. Yani muhtemelen ayrı video çekmem bunu, o yüzden bunu bu videoda kurayım dedim ben hızlıca. Yani çok fazla bir işlemimiz yok. Şimdi hani soyu dökeceğiz. Üstüne roll suyu dökeceğiz. Tasarımımızı koyacağız. Bakteri kültürümüzü ekleyeceğiz. Filtreden şu an başta sadece elyaf koyarım. Yarın da evden karideslerin filtresinde olan iç malzemelerini biraz getirip buna koyarım. Bu şekilde yani döngü daha çabuk oturur diye düşünüyorum. Hadi kuralım bakalım artık ya, gelin. Oh. Terledim vallahi ya. Terledim. Allah. Devirmeyelim, devirmeyelim. Zaten şu alt kısmı soyunun altında kalacak şekilde düşündüm ben. Biraz yüksek soyu koyacağım o yüzden. Hatta şunları şöyle alayım ben bir. Yani akvaryumda tam oturdu şu şekilde. Boyut olarak da zaten buna göre ayarladım. Bu arada Neo Soil'den oldukça memnunum karides tankında. Daha önceki karidine videom var biliyorsunuz. O tankta bayağı bir yavru almıştım. Hatta tankı boş vermeseydim muhtemelen şu an çok daha fazla yavrum vardı. Biraz tatil zamanı falan koyverdim biraz. Maalesef ki o da sıkıntı oluşturdu. Sen devrilmezsin değil mi lan? Yok, devrilmez kolay kolay. Sallanır ama devrilmez. Bu arada soyulları muhafaza etmek için gölge yerleri kullanabilirsiniz. Çünkü bunları tek seferde bitiremezsiniz. Elinizde malzeme kalırsa bir sonraki sefer kullanabiliyorsunuz. Ama tamamen kurumaması gerekiyor. Bakalım yeterli oldu mu? Yine şuradan kum düzelticimizi de alalım. Ben şimdi dediğim gibi zaten sadece biraz tortusunu alsın ve biraz bakteri döngüsü oturmaya başlasın. Ondan sonrasında bitkilerini ekeceğiz zaten birlikte. Zaten alt taraf kumun içine kalacaktı. Öyle planlamıştım, öyle tasarlamıştım. Ona da uygun oldu. Şu anda sadece suyu basacağım ve birkaç gün bakteri döngüsünü sağlamasını çalışacağım. Hani onu sağladıktan sonra karidesleri ekleyebilirim. Zaten şöyle OSE'nin bakteri kültürü de var. Bunu da ilk defa kullanacağım. Malavizm'den almıştım bunu da. Bunu kullanacağım bu tankta. Hem de zaten filtrenin içine şu an ilk başta elyaf koyacağım. Ama karidesleri koymadan önce o iç filtrenin içindeki malzemelerden bir kısmını alıp bu filtrenin içine koyacağım. Bu arada bu da basit bir dış filtre. Basit bir askı filtre daha doğrusu. Bunu zamanında almıştım. İstanbul'da gittiğim zaman almıştım sanırım. Stoklarda böyle şeylerin durması güzel oluyor. Sen niye kayıttan çıkıp duruyorsun öbüre? Anladım, bir sorun oldu galiba makinede ama kayıt ne kadar aldı bilmiyorum arkadaşlar. Umarım almıştır. Zaten bir şey yapmadım. Dış filtreyi çıkarttım sadece. Bunu bir İstanbul seyahatinde almıştım sanırım. Lazım olur diye bu tip şeyleri elimde tutuyorum genellikle. Tabi biraz basit bir filtre ama sonuçta benim için daha basit olması çok önemli değil şu an için. İşimi görecek seviyede olsun. Oo, süper oldu. Şunu taksak mı ya? Biz hiç takmasak mı? Girmesek mi? Şöyle mi acaba? Valla yüzeyim içinde olması güzel bir şey aslında. Normalde ekstra skimmer falan takmak gerekiyor. Ama tabi böyle küçük tutanaklar olunca onu takmak da zor olduğu için böyle kendinden emişli bir şey. Güzel. Vay be. Venus akağı güzelmiş. Ben bunun da linki varsa yine aşağıya eklerim. Olabilirsem linkini. Satışta varsa hala. Vallahi gayet güzel oldu ya. Şunlar fazlalık parça. Yani boru daha uzun olması gerekirse diye koymuşlar muhtemelen. Ben şuraya hemen biraz elyaf koyayım. Şöyle iki tane civciv koyayım dedim buraya. Bunlara civciv diyorlar. Normal gerçek adı ne bilmiyorum ama. Bunlar Seren'in ürünü. Sanırım Aqualia çıkartmış. Şu an onlardan almadığım için elimde yok ama en azından bunu koymuş olurum buna. Onu da başka şeylerde deneriz bakalım. Evet, ben şimdi hemen yerine yerleşeyim. Orada tekrar görüşürüz. Önce standımızı koyalım şuraya. Aslında bunu mu ortaya alalım ya? Bunu ortaya alalım. Şöyle iyi mi? Öyle iyi muhtemelen. Takalım prizimizi. Akvaryumumuzu da yerleştirelim.
Tabii filtre biraz kaba duruyor ama yapacak bir şey yok. Stand eğer biraz uzun olsaydı öne doğru alabilirdim ama onu da alamıyorum. O yüzden şimdilik bu şekilde kalacak. Zaten fotoğraf falan çekerken muhtemelen çıkartırım ben şeyi. Filtreyi o şekilde çekerim sizlere. Dibe poşet koyarım ve suyumuzu dolduralım bakalım. Zaten muhtemelen simsiyah olacak. Göz yüzü görmeyecektir eminim. Çünkü daha önce denedim. Ama birkaç gün içinde tabii o siyahlık tamamen gidiyor. Bu arada hala şu damacanadan kurtulamadım. Ama damacana gerçekten kolaylık oluyor böyle hani anlık dolduracağınız şeylerde. Motoru tak, kafayı tak filan uğraşmıyorsunuz. Evet, bunu doldurduk. Poşetimizi alalım. Filtremizi de çalıştırıyorum artık. Kablosu biraz sıksa galiba. 100 liralık filtreden de beklentim neyse artık bilmiyorum. Gerçi 100'den daha pahalı da olmuş olabilir. Tabii onu takarken diğerini çıkartmışız. Onu da takalım şöyle. Bu alt taraf karbon çarmıha ya. Bu alt tarafı hiç görmeyin siz. Umarım bir ara kablonun hepsini elden geçireceğim burada. Tabii bu tip filtreler muhtemelen su çekmeden çalışmıyor içine su doldurmadan. Biz suyu doldurmadık. İçine biraz da su dolduralım. Yani sıkışık olduğundan biraz zor doluyor. Vallahi çalıştı. Tabii su azaldı. Şimdi suyu da biraz daha ekleyelim. Skimmer'ımız da çalışsın. Canavar gibi oldu ya. Şöyle alayım bakalım elime biraz. Daha yakından göstereyim size. Şu an biraz sesli çalışıyor filtre ama çözülecektir herhalde biraz daha. Ya da böyle de kalabilir, bilmiyorum. Şuradan ayarı da varmış sanırım. Şu an en açıkta herhalde. Tamamdır, bu böyle çalışsın bakalım. Şimdi kum falan hiç düzeltmeyeceğim. Zaten birkaç kere su değişim falan olacak buna. Aa, bakteri kültürü unuttuk. Dur, onu da girelim. Şöyle 100 liraya 10 mil diyor. Ben bayağı bir dibinde koydum böyle. Zaten bizim kanal tankımız çok çok küçük. O yüzden yetecektir. Bunu tabii su değişimine tekrardan ekleyeceğim yine. Zaten diğer tanktan su da alırım muhtemelen. Diğer tanktan su ve iç filtre malzemesi de aldığımda artık tankta muhtemelen oturur. Bu bulanıklıkta birkaç güne gider. Hadi artık sürüngenleri de yarın besleyelim. Biraz yoruldum, ben dinleneyim. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. A few days later. Evet, yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar. Tabii aradan yine birkaç gün geçti. Hatta ben o sırada gelen bitkilerle şöyle bir teraryum da kurdum. Bunun videosunu ayrı olarak çekeceğim. Videonun için almadım bunu. Çünkü bu tip teraryumları genele atmak istiyorum. Çünkü genelden çok fazla talep var. Kapalı sistem teraryumları gerçekten fazla izleniyor. Ve hala işte zemin nasıl hazırlanır, bitkiler nasıl ekilir gibi sorular gelebiliyor. O yüzden bunun videosunu uzun uzun çektim. Birkaç gün sonra final görüntülerini alıp ondan sonra ayrı video halinde getireceğim. Bu arada dün de canlı yayın açtım Instagram'dan. Uzun zamandır yayın açmadım. Gerçekten sizlerin katılımıyla ve takipçilerimin katılımıyla güzel bir canlı yayın oldu. Hatta sağ olsun arkadaşlarımdan bazıları da bağışlar da attılar. Teşekkür ederim. YouTube'dan ayrı kazandığımın yarısını yani bir yayında Instagram'dan topladım. Bilmiyorum bakalım bunu düzene oturtmak güzel olabilir belki. Haftada belli bir gün canlı yayın yapabiliriz bu şekilde Instagram'dan. Arada YouTube üzerinden de yapılabilir. Bakalım duruma göre bakacağız. Zaten burada canlı yayın ışığımda da hala duruyor. Smorik ışığım vardı benim, onu kullanmıştım. Gerçi buna çok gerek de kalmadı şu Godox'um olduğu için ama yine de o da ufak bir dolgu yapmıştı öyle. Şimdi zaten videoyu yeterince uzatmışız sanırım. Şu tankın devamını bir sonraki videoda göstereceğim sizlere. Yani bir sonraki vlogda izleyeceksiniz. Yine belki ayrı olarak da atarım. Şu dediğimde bu arada şu tank. Küçük karides tankı. Karideslerini de ben birazdan ekleyeceğim. Ama bu videoda şimdi önceki videodan söz verdiğim için sürüngenleri beslemek istiyorum. Ankara canlı yem sağ olsun biraz yem yollamıştı bana. Şöyle mor yorda dünden ben kalsiyuma batırdım. Dün çekecektim aslında ama dün çekemedim. Şöyle kalsiyumlu. Şimdi bir Fire Skink'i Afrikan Fat Tail'lere beslemeyi deneyelim bakalım. Yani yüksek ihtimalle yiyeceklerdir.
Ama yemezlerse de artık bilmiyorum bakalım. Bir şekilde yedirmeye çalışacağız. Sonrasında videonun içinde bahsetmiştim sanırım. Bitki seti sağ olsun bana şöyle bir üstüne sineklik, yani balıkların zıplamayacağı tarzda bir alüminyum kapak yaptı. Bunu sağ olsun Mehmet'le birlikte yaptılar. Hatta Mehmet yaptı çoğunu. O yüzden Mehmet'e buradan teşekkür ediyorum. Biraz oturmamış gibiydi ama şöyle sadece önde biraz boşluk bırakmak zorunda kaldım. Ya şuradan bir ufak kesik attıracağım ya da arkalardan biraz kesik attıracağım. Köşe bentleri göz önüne alamamışlar. Yani onlar kaynamış arada. O yüzden ya arkadan ya da önden biraz kesik attırıp ondan sonrasında daha sağlam oturabilir. Veya bu şekilde de bırakabilirim. Bilmiyorum, şimdilik böyle duruyor bakayım. Yani biraz boşluk var, çapraz gibi geliyor biraz. O yüzden kestirmek sanırım daha iyi olacak. Üstüne bunun misine geleceğiz. Bunu da yine muhtemelen bir sonraki videoda gösteririm herhalde. Biraz uzun bir işçilik olacak ama balıklarımızın atlamaması için gerçekten güzel bir alet olacak. Şuradan bir tane de yemleme boşluğu bıraktım. Bu boşluğa da bir tane plexi kapak koyacağım buraya. Ya da metal bir kapak da olabilir. Buraya bir tane kapak koyacağım. Buradan da istediğim zaman besleme yapabilirim. Veya buradan besleme makinesini koyabilirim falan. Aslında şuraya bir tane logo bastırsaymışız iyiymiş ya. Logosuz olsun dedim ben ama bu kadar kalın olacağını düşünememiştim buranın. Düşünseydim, bilseydim yani buraya biraz logo bastırabilirdik. Güzel olurdu. Bakalım sonrakinde bastırırız belki. Hadi yine şimdi sürüngenleri besleyelim. Sonra da videoyu kapatalım artık. Bir sonraki vlogda yine güzel güzel içeriklerde birlikte olacağız inşallah. Şu akvaryumda bozamadım daha. Bir de bunu bozmak var ya. Bu arada şu kısmı değiştireceğim söylemiştim. Onun için de yine bitki setine şey vermiştim. Sipariş verdim. Askı aparatı. Ben şu tanktan yana gönlüm ya. Bu tankı koyacağım sanırım oraya. Bu tankı oraya koyalım. Üstüne böyle güzel bir tasarım yapalım. Dış mekan bitkileriyle falan güzel bir şeyler olur diye düşünüyorum bakalım. Onu artık bir sonraki videoda yerleştiririz muhtemelen. Kargo bekliyorum. Bu hafta gelecek birkaç tane kargo var. Onları da yine size bir sonraki vlogda göstereceğim. O yüzden vlogları sakın kaçırmayın. Hatta kaçırmamak için aşağıdan abone ol tuşuna tıklarsanız çok daha güzel olur. Ekstra olarak bana teşekkür de edebilirsiniz videodan. Onları da araya sıkıştırmış olayım. Hadi gelin şimdi African Fat'le ilgili koyu, Fire Skink'i, ondan sonra Axolotl'umuzu, bir de kaplumbağamızı, su kaplumbağamızı besleyelim. Onların videolarını da izleyelim. Ondan sonrasında videoyu artık kapanışa geçelim. Hadi arkadaşlar, gidiyoruz. Kufeli Mahmut'u buraya almıştım ben bu arada. Yani yazın daha iyi oluyor. Şimdi tekrar belki diğer tarafa alırım çünkü bu klima çalıştığı için farklı yere almam gerekiyordu. Oraya direkt klima vurduğu için. Şöyle çıkartalım şunları bir, fazlalıkları. Mahmut, bu arada bunları yan yana tutuyorum. Çünkü birbirine karşı sıkıntı yaratmıyorlar. O yüzden bir sıkıntı görmüyorum yani. Yani yanıltılmasından. Bu arada Eren sağ olsun hızlıca yollamış yemeli bana. Ama ben biraz hasta olduğum için o süreci çekemedim. Kutu açılımı falan da yapamadım. Ben yine Eren'in linkini aşağıya koyarım. Almak isteyen varsa oradan alabilir. Ooo! Şükufe! Sen de azıcık... Hop, peçete yiyemedin. Peçete yiyor. Hayda. Al peçete yeme, bırak. Bırak. Hah. Peçeteyi bırak. Ooo! Şükufe'ye bak sen. Şükufe, hadi kapışacak mısınız? Hanginiz kapışacak? Hanginiz geliyor? Ah, helal. Orada mor yarar da büyük büyük ya, benim bir ağzım sulandı yani. Şuna baksanıza. Besili besili. Gel Mahmut, seninki burada. Gel. Mahmut adını direkt kafadan ısırıyor. O yüzden hiç Mario'nun onu ısırma şansı falan kalmıyor. Aferin gençlik ya, iyi yediniz. Şükufe, Şükufe'cim. İlk defa videoda yiyorsun ya. Allah, cımbızı da ısırdın. Cımbızı ısırma. Ama inşallah dişleri kırılmamıştır. Şükufe'yi bu kadar saldırgan görmedim hiç yeme karşı. Normalde kaplarını falan koyuyordum ben. Ve size beslemeye çalışırken de hiçbir zaman yememişti zaten. O yüzden de görememiştik böyle. Hadi bakalım. Hanginiz kapacak? Kuyruktan mı kafadan mı? Hadi. Hanginiz? Bu arada mikrofonu takmamış ama umarım ses çok kötü değildir. Şimdi takalım. Evet, şimdi mikrofona bağladım. Umarım az önceki ses çok kötü değildir. Çünkü burada çok fazla su sesi falan oluyor artık. Pompalardan, hava motorlarından falan. O yüzden ses oluyor illaki. Şüküfe'cim. Vallahi helal olsun Şüküfe'ye. Şüküfe. Hah, aferin. Aferin, ısır kafasını, ısır. Isır. Aferin. Aferin sana. Oo. Mahmutcum, yer misin bir tane daha? Şüküfe alttan geliyor, atağa kalktı.
Moriyar çok hareketli ya. Ups. Yakaladım Mahmut. Dur bakalım, biraz da yakın çekim almaya çalışayım ben sizlere. Hazır yiyorken bunlar. Gerçi doymuş olabilir ama en azından yerlerse yakın çekimde göstermiş olayım sizlere. Hemen kamerayı açısını değiştirdim. Şu küfecim hala yalanıyor ya. Daha yiyecek gibi. Şimdi böyle dedim mi kesin yemez. Doydurar galiba. Neyse biraz yakın çekim girelim yalanmaya. Şu tipe bakıyor, tipe bak. Sevimli şeysin, sevimli. Çok güzeller ya. Var mı böyle sevimlisi? Burada Moria geliyor. Aşağıdan aşağıdan. Yiyecek misin? Yok, yemeyecek artık. Son kez bir de Mahmut'u deneyelim. Ondan sonra Fire Skink'e geçeriz. Yok, burada doymuş. Ya da belki yerinden çıkardım diye de yemiyor olabilirler. Neyse artık ya, bugünlük doyurduk güzel ama. O yüzden sıkıntı yok. Sonunda be. Şu küfeye yem yedirdik. Videoda. Şu küfecim. Şöyle biraz size detay gireyim biraz. Sen de gir içeri istersen bakalım. Gireceğim mi içeri? Gir içeri. Bir sen de gir bakalım. Kuyruklara bak, tombiş tombiş. Evet, Mahmut'la şu küfeyi artık rahat bırakalım. Görüşürüz. Karnınız doyuyor tabii, yalanın şimdi değil mi? Ne güzel. Çekimi bırakamıyorum. Neyse hadi gelin Fire Skink'e geçelim. Bay bay. Evet, şimdi sıra Fire Skink'te. Şunun renklere bakın ya. Evet, şimdi sıra Fire Skink'imizde. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Bunlar Türkiye'de yasal olarak beslenebilen türlerden iki tanesi. Bir de iguana var, bir de agama agama var. O yüzden yani faturalı ve saydıslı bu canlılar. Aynı zamanda çipli takılı. Evet, besleyelim bakalım. Bunu direktman dışarı çıkarttım ama umarım yedirebilirim bu şekilde de. Hadi oğlum. Lucifer mi koyduk sana? Ne koyduk ismini ya senin? Lucifer'ım hadi yemeye bakalım biraz. Hadi, hadi çocuğum. Hadi. Hadi bak, bayağıdır sana yem yedirmiyoruz bu şekilde videoda. Sonu nerede diyorlar senin için. Çok güzel durdum, bir fotoğraf çekeyim şurada ya. Evet, Fire Skink'e yediremeyeceğiz sanırım ya. Bunun bakım videosunu da çekeceğim bu arada. İsteyenler olmuştu daha önceden. Ama onu Sezai ile çekmek istiyorum bakalım. Bir aksilik olmazsa bir gün buluşup çekeceğiz. Gözlerini kapattı yavrum. Karnın aç değil mi? Hadi. Hadi ye. Aferin. Heh. Hadi. Hadi ye. Ya kameranın karşısında niye böyle yapıyorsunuz hep siz? Niye beni hep rezil ediyorsunuz? Takipçilerime karşı. Lütfen hadi. Hadi. O yüzden de genelde videoyu çekip sonra eklemeye çalışıyorum. Daha iyi oluyor o şekilde. En azından yedirdikten sonra o sahneyi çekmiş oluyorum. Gel.
Orada istediği zaman gayet hızlı oluyor hala. Yavru küçüm. Sürekli geçiyor. Fire Skinker'de biraz hızlılık durumu var ama ilk el aldığınızda genelde bir sıkıntı oluyor. Ondan bir süre sonra alışıyor. Bir de ele ne kadar aldığınızla ilgili. Hani sürekli elinize alırsanız biraz daha alışabilirler muhtemelen. Afetler zaten genellikle alışıyor. Bir tek agama türleri biraz sanırım sıkıntı yaşanıyor onlarda. Ben onları beslemedim ama o türden, o yüzden de pek beslemeyi de düşünmedim açıkçası. Biraz fazla hareketliler. Çok fazla iletişime giremiyorsun canlıyla. O yönleriyle bilmiyorum. Sakallı ejder gibi değildir aslında. Sakallı ejderler vardı eskiden biliyorsunuz. Yasal olmasa da. Onların akrabası aslında agamalar. Ama bir sakallı ejder değiller maalesef. Sen yemeyeceksin galiba. Hadi bak. Eren'den geldi yemler. Eren'in yemleri güzel. Hadi. Eren amcanın yemlerini. Ankara canlı yem. Bak dolu dolu böyle. Oh mis. Hadi. Ben bir de yerinde de deneyeyim buna yedirmeyi. Eğer yerinde de yemezse artık diğer canlılara geçelim ve videoyu kapatalım. Çok fazla aşırı uzamasın bu video. Hadi gel bakalım. Bakalım yiyecek misin şimdi? Hadi yavrum. Hadi. Yemeyecek galiba bugün. Bugün formunda değil. Artık bir dahaki sefere deneriz bundan. Yapacak bir şey yok. Bu arada bunun teraryumunda yakında kurulacak artık. Hadi gelin. Kaplumbağa yaşayalım. Evet, sıra geldi kaplumbağamıza. Ben size bunu göstermeyi unutuyorum genellikle. Bu da yine stüdyoda değil. O yüzden ara ara bunu bana hatırlatın. Ben de onu göstermiş olayım size gittikçe. Tabii ben genellikle gidiyorum yanına, bakımlarını yapıyorum, yemlerini dolduruyorum falan ama yine de ara ara unutabiliyorum bunun size göstermeyi. Bir de her zaman ekipmanı yanımda taşıyamıyorum. Normalde bu arkadaşın bir tane şöyle bir otomatik feeder var. Çok heyecanlı bir arkadaş. Bunu ben böyle yemleri dolduruyorum. Allah. Sabah 7, akşam 7 sınırsız yem geliyor. Yani sürekli yem geliyor. Ben gelsem de gelmesem de. Ama bugün ben şimdi biraz değişiklik yapacağım. Burada bir kuru alanı var. Üstünde UVB ve spot ampulü takılı. Bir tane Tetra filtresi var. X400. Bir tane de Tetra'nın sünger filtresi var. Filter jet olarak geçiyor. O da ekstra temizliği yapıyor buradan. Bir dış ve iç filtre bence sağlıklı oluyor. Aynı zamanda bir tane de orada ısıtıcısı var. Isıtıcı yaz kış takılı. Zaten yazın çok fazla çalışmıyor ama kışın genellikle çalışıyor. O sürekli takılı olmasının güzel tarafı hiçbir zaman kış uykusuna yatma riski olmuyor. Siz de bence bunu yaz kış takılı tutun. 26-28 derece arasında tutabilirsiniz. Bugün ona şey vereceğim. Karides vereceğim. Dolmuş karides. Hatta onu da şöyle şuraya koymuştum çözünsün diye. Şuradan alalım. Artık olmuştur. Bugün şöyle dediğim gibi şöyle donmuş karides vereceğim bugün ona. Zaten hepsini ne verirseniz verin yiyor kaplumbağalar. Ama sağlıklı olması açısından her çeşit beslemeniz gerçekten önem arz ediyor. Verelim bakalım, elle besleyelim. Direktman tabii affetmiyor. Biraz böyle heyecanlı bir arkadaş. Sizin de kaplumbağalarınızı böyle çeşitli beslemeniz gerçekten önemli oluyor. Sağlıklı olması açısından. Arada bir kabuğunu fırçalayabilirsiniz dışarı çıkartıp. Ve vücudunu tamamen kurutabileceği bir kuru alan kesinlikle şart. Bu da yaklaşık 120 litre kadar bir büyük bir akvaryum. Yani daha büyük de yapabilirsiniz tabii. Ama en az minimum seviyede bu şekilde olması gerekiyor. Ben bunu bir ara kuru alan yapacaktım üst tarafını komple ama o projeler hep kaldı. Bilmiyorum, belki ilerleyen zamanda yapabilirim de. Şimdi zaten bir tane de yakın çekimden göstereyim size. Yakın çekim yapalım. Nasıl yediğini, nasıl atladığını yeme biraz da görün oradan. Zaten buna ne kadar verirseniz o kadar yer. Yani hiçbir sıkıntı yok. O açıdan. Zibidi. Biraz zor oldu tek elle hem verip hem çekmek ama artık idare edin. Parmağımı da yiyeceksin ha. Anında silip süpürüyor adam. Bir de bu alıştı mesela. Kuru alandan da çağırırsam onu kuru alana da gidiyor.
Orada da yiyebiliyor. Daha önceki videolarda görmüşsünüzdür muhtemelen. Afiyet olsun. Bu arada 18 yaşında falan bana sahiplendirildiğinde 14 yaşındaydı. 13-14 yaşındaydı. 4-5 senedir benimle yani. Doydun mu? Daha veririm sana. Daha yiyecek gibisin. Hadi bir tane kuru alana gel, orada vereyim sana. Gel bakalım. Evet, şimdi bakalım. Bayağıdır bu şekilde vermiyorum. Ama muhtemelen yem görünce direktman gelecektir o. Pişt. Evet, hiç değişmemiş. Düşür değil mi? Nereye gittim? Aşağı düştü galiba. Al, al yenisini al. Bu arada yemi kapıp genelde direkt suyun içine dalıyorlar. Çünkü suyun dışında çok fazla yeme şansları olmuyor. Dişleri ısıramıyor sanırım ya da kavrayamıyorlar. Hemen aldığı gibi yemi suyun içine dalış yapıyor ve orada patır patır yiyor. Gel hadi gel, bir tane daha veririm sana. Bugün iyisin ha. Normalde bu kadar vermiyorum ama bugün torpilli olsun. Video çekiyoruz diye. Niye atıyorsun yere? Hoppa, daldı. Çok güzel dalıyor ya. Geri vites güzel. Başka yok artık, hadi yeter. Yeter bu kadar. Genişinde aksolotu besleyelim. Bu arada Igor da burada ama onu beslemiştim. Yani bu videoyu çekmeden önce beslemiştim zaten. Zaten kapı da orada duruyor. Öyle şimdi yemeyecektir. Bir merhaba diyelim Igor'a da. Aksolot'a geçmeden önce. Igor gel. Gel buraya. Bana kabarıyor musun sen? Ne yapıyorsun bana? Gel. Dur, net dememiş. Igor'cum gel. Bu arada her Igor'a bu şekilde yaklaşmayın yani. Ben huyunu bildiğim için Igor'un yaklaşırım ama normalde yani ısırabilirler. Yem sanıp da ısırabilirler. Isırsa da sağlam ısırırlar. Onu da bileyim. Gel. Ne oldu? Huylandın mı? Burnu nasıl oluyor? Neyse. Fazla bulaşmayayım ben sana bugün. Tersindesin galiba. Su vereyim sana biraz. Bekle, su vereyim sana. Görüşürüz. Bye bye. The enemy, look in the mirror, if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Evet, aksolotumuzu besledik. Son olarak da size karıncaları da göstereyim. Bunu da çünkü arada soranlar oluyor. Karıncalar şu an iyi. Bir tane Mestor kolonisi var. Mestor kolonisi bayağı büyüdü. Hatta bunu bu sene kış uykusuna yatırıp daha da boostlamak istiyorum bakalım böyle. Bir tane de Companatus kolonisi var. Bunda da fena değil, işçiler var. 10 tane falan işçi var sanırım şu an. Ama buna bir tane formikaryum tarzı bir şey ayarlamam lazım. Beslemek böyle zor oluyor biraz. Şu an bir tane un kurdu vermiştim işte. Onu birazdan yerler muhtemelen. Bunlarla ilgili şimdi görüntü çekmeyeceğim. Ama bir sonraki videoda bunları da besleme yaparız birlikte olmadı. Şunu biraz temizlememiz lazım falan ama işte koloni karışık. Çok fazla sıkıntı olmasın diye de şu an sadece yemi atıyorum, bırakıyorum ve yemi yiyorlar.
En son bugün bir tane daha yem atmıştım. Onu da yiyorlar şu an. Bu şekilde ilerliyor karınca kolonileri. Evet, artık videomuzun sonuna gelelim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve henüz like atmadıysanız bir tane like'ınızı alırım. Ve yine videonun altında teşekkür butonu var. Oradan bana bağış yapmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Şu ana kadar kullanan olmadı bakalım ama ilk kim kullanacak merak ediyorum. Göreceğiz. Yine kanala abone olup bildirimleri açarsanız diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Katıl üyeliği de yine devam ediyor. Oradan da dilerseniz bana destek olabilirsiniz. Bu arada fazlalık karidesi de buraya attım. Bunlar da yesin bakalım. Yine farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Başım döndü. Oh.